Öğle molası Facebook canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hepinize, tüm izleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bugünkü canlı yayın konuğumuz Doktor Ayşen Uyaroğlu. Kendisiyle Brusella hastalığını konuşacağız. Hoş geldiniz Ayşen Hanım. Hoş bulduk. Ben Kırsal Kalkınma Örgütlenme Şube Müdürlüğü personelinden Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Dezcan. Konumuza geçmeden önce size birkaç duyurumuz olacak. Onları aktarmak istiyorum. Bir tanesi geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan dijital tarım platformu. Tarımsal ürünlerin alıcıları ve satıcıların bir araya getirildiği bu platformla ilgili bakanlığımız sayfalarından, internet sayfalarından daha fazla bilgiye erişebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca yeni sunumu yapılan Tarım ve Orman Akademi portalını, uzaktan eğitim portalında incelemenizi tavsiye ediyoruz. Hemen Ayşen Hanım'a dönüyorum ve kısaca kendisini tanıtmasını istiyorum. Merhabalar, herkes hoş geldi. İsmim Doktor Ayşen Uyaroğlu. Lisans veteriner hekimlik eğitimimi ve cerrahi ana bilim dalında olan doktora eğitimimi Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladım. 9 yıldır İzmir'de görev yapıyorum. 4 yıldır hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği şubesi hastalık ve aşı biriminde görev yapmaktayım. Ne güzel. Ayşe Hanım, Brusella hastalığı çok önemli bir hastalık. Bildiğiniz kadarıyla insanlara da bulaşabilen, sıkıntılı bir tedavi süreci de yaşatan bir hastalık. Bu hastalığın genel tanımını sizden alalım ve ondan sonra da öneminden biraz bahsederseniz izleyicilerimiz bilgilendirmiş olalım. Tabii ki. Evet, Brusella hastalığı halk arasında yavru atma hastalığı olarak daha çok biliniyor. Şöyle, hastalık sığırlarda, koyun, keçilerde ve domuzlarda daha çok bu türlerde gözüküyor. Brusella grubu bakteriler tarafından entipik bulgusu isminde de olduğu gibi yavru atma. Bu yavru atma olayı sığırlarda 5-7, koyun ve keçilerde daha çok son 2 ayda, 4 ve 5. aylarda görülmekle beraber bazen bu bulguya ek olarak ayak bacak eklemlerinde şişlikler, meme dokusunda enfeksiyonlar olabiliyor. Erkek hayvanlarda üreme bölgesinde kızarıklıklar, sarı darı tanesinin benzeri küçük kabartılar görülebiliyor. Ama en önemli dediğimiz gibi bu hastalığın çok bulaşıcı olması ve zoonoz olması, yani hayvanlardan insanlara geçmesi. Kesinlikle. Evet. Bundan dolayı oldukça önemli bir hastalık. Ekstra şöyle önemi konusunda şöyle bahsedecek olursak, yavru atma oluşturuyor, hayvanlarda süt kaybı oluşturuyor. Rahim bölgesindeki enfeksiyondan dolayı hayvanın tutma problemlerinden dolayı damızlık diyeri ilerisi dönem için ve genel sürü için damızlık diyeri kaybı oluşturuyor. Bu özellikle hem yetiştiricimizin hem ülkemiz hayvancılığını olumsuz etkilemekte, aynı zamanda biraz önce bahsettiğimiz gibi insanlara bulaşmasından dolayı da halk sağlığını etkilediği için önemli bir hastalık. Hem ekonomik kayıplara hem de sağlık sorunlarına yol açıyor. Peki bulaşıcılığı yüksek bir hastalık dediniz. Nasıl bulaştığından biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle, bulaşma genellikle iki şekilde oluyor. Sindirim sistemi ve üreme sistemiyle oluyor. Atıktan bahsettik. Atık olan yavru, yavruyu çevreleyen yavru sıvısı ve yavru zarı. En fazla bakteriyi içeren unsur. Tabii bu sırada annenin de oluşan, doğum sonrası oluşan akıntıları. Bu iki unsur en fazla sayıda bakteri içeren unsur. Özellikle buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun bu iki unsurun içerdiği bakteri 600 bin adet hayvanı hasta edebilecek kapasitede bakteri içeriyor. Çok yüksek. Aynen. Tabii ki bunun yanında idrar, dışkı ve sütle de etken etrafa saçılabiliyor. Tüm bu bahsettiğimiz unsurlar ile bulaşmış yem ve suyun ağız yoluyla alınmasıyla hastalık bulaşabiliyor. Buna özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun ekstra sürüden sürüye de şöyle, enfekte olan bir işletmeden hayvan nakli, yem nakli veya işletmede kullanılan herhangi bir ekipman nakli ile hastalık geçebiliyor. Başka bir yolda şöyle, atık materyalleri, kediler, köpekler, kuşlar, eğer merada oluştuysa vahşi hayvanlar tarafından bir yerden alınıp diğer bir tarafa taşınmasıyla da bulaşma olabiliyor. Ek olarak hasta erkek hayvanların tabii ki işletmede tabii tohumlama tekniği kullanılıyorsa eğer, damızlık olarak da hasta hayvanlar eğer hastaysa tüm dişilere bulaştırabiliyor.
Ekstra anne hastaysa doğum sonrası yavruya bile bulaştırabiliyor. Hasta annenin kolostrum dediğimiz ağız sütünü beslenme için başka bir buzağa içirdiğimizde başka buzağlarda hasta olabiliyor. Daha sonra şöyle gözden, göz mukozasından ve deriden temasla da ulaşabiliyor. Bu noktada hayvan bakıcıları, hayvan sahipleri, sağım elemanları ve biz veteriner hekimler olarak risk altındayız, daha fazla risk altındayız. En sonunda tüketimde çiğ sütten ve çiğ sütten yapılmış ürünlerin tüketilmesiyle bulaşıyor. Burada şuna dikkat etmek istiyorum. Etken nemli ortamı çok seviyor. Çok da uzun süre kalıyor. Burada bir takım gün olarak belirtmek istiyorum ama mesela dışkıda 75 gün, nemli bir toprakta 60 gün. Annenin akıntılarında 3 ay, yavru ve yavru zarlarında 75 gün kadar canlı kalabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve en önemli iki noktaya da çiğ sütten yapılmış tuzsuz kremada 142 gün, çiğ sütten yapılmış %10'luk tuzlu suda bekletilen peynirde de 120 gün canlı kalabiliyor. Bu nedenle hayvansal ürünlerin çiğ olarak tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Burası çok önemli. Bu şekilde. Özellikle çiğ sütten yapılan peynirler bu konuda risk oluşturuyor. Kesinlikle krema, peynir aynı Ben de bu şekilde. arada canlı yayınımızı izleyicilerimizle paylaştık ki canlı yayın sırasında gelen soruları da ileteceğiz Ayşe Hanım size. Tabii ki. Olur ki canlı yayın sırasında değinemediğimiz sorularınız olursa Ayşe Hanım yine program sonrası sorularınızı cevaplamaya devam ediyor olacak. Yine takip edeceğiz. Arkadaşlarımız kendisine iletecek sorularınızı. Bir diğer konu da atık olduğunda yetiştiricilerimiz neler yapmalı? Çok bakteri yükü ortama salındığından bahsettiniz. Dolayısıyla burada çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu konuda neler yapmaları gerektiğinden biraz bahsedelim Tabii isterseniz. ki hem kendi işletmesindeki diğer hayvanlar hem kendi sağlıkları için dikkat edilmesi gereken önemli bir konu. Atık oluştuğunda ilk önce yetiştiriciliğimizden şunu rica ediyoruz. Hemen ilçe tarım müdürlüğündeki veteriner hekim arkadaşlara haber verme, ihbarda bulunmaları ve bilgi vermelerini istiyoruz. Daha sonra atık oluştuktan sonra şöyle önce eldivenleri giyiyor. Önce anneyi, atık yapan anneyi işletmeden uzak bir padoğa mümkünse, işletmemizin fiziki şartları uygunsa uzak bir yere alıyoruz. Diğer hayvanlara devamlı saçılıma devam ettikçe diğer hayvanlara bulaştırmasın diye. Atık etrafında bulunan başka hayvanlar varsa onları da başka bir padoğa alıyoruz. Atığa işletmemizde bulunan kedi, köpek, tavuk gibi hayvanların yaklaşmasına izin vermiyoruz. Daha sonra eldivenlerimizi giyiyoruz. Çünkü ilçe tarım müdürüne haber verdiğimiz arkadaşlar gelene kadar tabii atık ortada beklememesi en uygun. Kalın, sızdırmaz bir poşetin içine alıyoruz. Mümkünse soğuk bir yere kaldırıyoruz. Tabii burada yine köpekler, tavuklar temas etmeyecek şekilde ve yazın sıcaklıkta da numune alma kısmı numunemiz kokuşmasın diye mümkünse soğuk bir yerde bekletiyoruz. Daha sonra atıktan sızan sıvılarla bulaşmış yem ve su var ise hemen onları dezenfekte ediyoruz. Derin bir çukur kazıyoruz, oraya atıyoruz, üzerine sönmemiş kireç döküyoruz ve çukuru kapatıyoruz. Daha sonra atığın direkt yere düştüğü yer, işte atık sularının yemlik kaplarını ve su kaplarını bulaştıysa her yeri güzelce dezenfekte ediyoruz. Bunlara dikkat edilmesi hastanın diğer hayvanlara ulaşmasına engel olacaktır. Daha sonra arkadaşlarımız işletmeye geldiğinde gerekli numuneyi alıp ve yetiştiricimizle bu konuda bilgilendirme yapacaklardır. Sonuç numune alındıktan sonra analize gönderiliyor. Numunemizin sonucu negatif gelirse biz de çok mutlu oluruz ama pozitif geldiğinde tekrar bir arkadaşlarımız tarafından ve işletmede hastalığın yönetiminde yeni bir süreç başlıyor. Orada da ilçe tarım ürünündeki hastalığı takip eden veteriner hekim arkadaşım ilçe sağlık müdürlüğüne ilk önce haber veriyor, ihbarda bulunuyor. Bu işletmemizde Brusella hastalığı vardır. Bu işletmede çalışan hayvan sahibi, hayvanlara temas eden herkesin Brusellos hastalığı yönünden tanımasının yapılması için. Bu halk sağlığı kısmı Tabii ki o devreye kısmı giriyor. da evet hem halk sağlığı hem hayvan sağlığı. Bir arada hayvan sahipleri ve bakıcıları taramadan geçerken bizde pozitif sonuç geldi. Annemiz pozitif, düşüğü yapan annemiz pozitif. Anneyi işletmeden uzaklaştırmakla başlıyoruz işe. Anneyi şöyle hastalığı takip eden veteriner hekimimizin kararına göre hareket ediyoruz. Eğer hastalık yeni başladı derse anneyi imha edebiliyoruz.
Ama hastalık başlamış ve belli bir süreç almış derse anneyi şarta tabi olarak değerlendiriyoruz. O da şöyle, anne uygun bir tesise gönderiliyor. Orada kesim olayı gerçekleştiriliyor. Kesimden sonra etleri ısıt işlem gördükten sonra tüketime sunuluyor. İster imha olsun, ister şarta tabi kesim olsun, ikisi de tazminatlı. Yetiştiricilerimizin maddi bir kaybı olmuyor burada. İçleri rahat olsun. Bakanlığımız tarafından hayvanların değerleri yetiştiricilerimizde ödeniyor. Daha sonra anne uzaklaştırıldıktan sonra işletmedeki diğer hayvanların tarama kısmına geçiyoruz. Burada da belirli şartları sağlayan hayvanlardan alınan kan numuneleri belirli periyotlarda analize gönderiliyor. Bu periyotların son iki tanesinde tüm işletmede numune alan hayvanların hepsinin sonuçlarının negatif gelmesi gerekiyor. Yani tüm Bu arada numunelerden karantina uygulanıyor tabii tüm tabii işletmelerde. karantinamız devam ediyor. Zaten onu şeyde koymuştuk, numune aldığımızda karantinaya koyuyoruz zaten. Karantina uygulaması devam ediyor. Analiz periyodunda son iki analiz sonuçlarımız kan alınan hayvanların tamamı negatif geldiğinde hastalığı söndürme kararı verebiliyoruz. Bu da şöyle, önce işletmede dezenfeksiyon işlemini yapıyoruz. Hayvanlarımızda aşı kaydı bulunmayan ve aşı olmayan tüm hayvanlar işletmede aşılanıyor. Karantinayı kaldırıyoruz ve hastalığı söndürüyoruz. Evet, bu şekilde. Son olarak da hastalıktan korunma tedbirlerinden bahsedelim ve daha sonra da yayın üzerine gelen soru var mı onlara bir göz atmış oluruz. Kısaca bir tedaviden bahsetmek istiyorum Serkan Bey. Tabii. Şöyle, bu hastalıkta hayvanların tedavi seçeneğini kullanmıyoruz. Çünkü hastalık çok uzun sürede tedavi olabiliyor. Bu süreçte hasta olan hayvan türdeki diğer hayvanları ve işletme sahibine bakteriyi saçmaya devam edebiliyor. Uzun sürede ve tedavide kompleks antibiyotiklerin bir arada kullanılması gerektiği için, aynı zamanda halk sağlığı tehdit ettiği için hayvanlarda tedaviyi hem genelgelerimiz gereği uygulamıyoruz hem de halk sağlığı ve diğer hayvanların sağlığı açısından tedavi yapmıyoruz. Ama yetiştiricilerimizin içleri rahat olsun, bir olmuş olabilir ve bulaşma olursa etken bakteri antibiyotiğe cevap veriyor. Eğer yetiştiricilerimizin herhangi bir bulaşma olursa tedavisi mümkün. Yani insanlarda tedavisi mümkün ama biz hayvanlarda tedavisini Yapmıyoruz. yapmıyoruz. Evet, ekonomik açıdan ve sağlık açısından Aynen. Evet, uzun süre sürdüğü için ve yetiştiricilikte risk de bunun devam hem ediyor. bulaşma riski hem mali külfet. Evet, Bu hepsi bir nedenle arada. tedavi yapmıyoruz. Evet. Korunma kısmı da en güzel korunma yöntemimiz Aşı. aşılamamız. Aynen. Çok önemli, çok çok önemli. Dişi buzağlarımızda 3-6 aylıkken S19 dediğimiz gözünden konjüktival damlayla aşılamamızı yapıyoruz. 4-12 ay ilk defa aşılanan hayvanlarda 4-12 ay sonra ikinci dozumuzu yapıyoruz. Yine küçük başta koyun ve keçide bir damızlık olarak ayrılacak koyun keçide yine 3-6 aylık R1 dediğimiz yine konjüktival damla aşımızı yapıyoruz. Burada yetiştiricimizle minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Önemli, aşılamamız önemli. Aşılama yaptırdığınız takdirde hem sürümüzün sağlığını koruyorsunuz hem de buzağı desteklemesi, büyük başta için özellikle söylüyorum, buzağı desteklemesinin bir şartı Evet. aşılamamızın da olması Uzun gerekiyor. yıllardan beri Aynen. şartlardan biri o. Aynen. Hem sürü sağlığı korunuyor hem de desteklemeden yararlanmış oluyorlar. Buna ek olarak gebe hayvanların, bu birçok işletmemizde yapılıyordur zaten ama önemli, gebe hayvanların ayrı padoklarda, diğer hayvanlardan ayrı padoklarda bakılması önemli. Eğer işletmede tabii tohumlama tekniği kullanılıyorsa sağlıklı hayvanları koç ve boğa olarak tercih etmeliyiz. Bunun haricinde de işletmemizin genel hijyenik temizliği çok önemli. Ve hayvan satın alınırken biraz daha araştırma yaparak, bir ön bilgi, ön araştırma yaparak daha dikkatli olunmalı. Yine ekipman, komşudan herhangi bir ekipman transferinde de daha dikkatli olunmalı. Mümkünse tavsiye etmiyoruz ama gerekiyorsa dezenfeksiyonunuzu Evet. yapın, ondan sonra işletmenizde kullanın. Aşı kaydının varlığı en azından sorgulanabilir dişi hayvan Kesinlikle, kesinlikle. alırken. Aynen. Hani yetiştiricilerimiz şu şekilde, akıllarına minik bir şey takıldığında hem bizi hem ilçe müdürlüğünü her zaman arayabilirler. Hem hayvan satarken hem hayvan alırken. İlçe müdürlüğündeki arkadaşlarımızı şöyle bir uğrasınlar. Hem bir çay, yani Ramazan geçsin, Covid de geçsin. Hem bir çaylarını içmiş olurlar. Eğer ulaşamıyorlarsa telefonla da olur. Ben şuradan hayvan almak istiyorum. Şartları nedir? Tavsiye eder misiniz? Nasıl yapalım? Sürekli bizimle irtibatı kesmesinler. Evet. Hep beraber hareket edelim. Son olarak bir de yayından bize ulaşan soru var mı?
Ona bir göz atalım. Değinmediğimiz bir şey var mı? Hemen hemen. Yani bizim konumuzla ilgili gelmiş bir soru yok gibi. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz Ayşen Hanım. Ben teşekkür ederim. Güzel bir konuydu. Faydalanmıştır sanırım yetiştiricilerimiz. Bir sonraki canlı yayınımızda başka bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak üzere. Sağlıkla kalın, esen kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.